Hoş geldiniz Haber Global yayında. Son derece önemli bir konuğumuz var. Azerbaycan bildiğiniz gibi vatan muharebesini yürütüyor. Dolayısıyla hem sahada Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin hızlı bir şekilde ama temkinli bir şekilde ilerlemesi vardı. Bir ateşkes süreci, ateşkesten sonra hemen Ermenistan özellikle dün yaptığı saldırılar sonrası yoğun bir diplomasi trafiği ve sahada ve masadaki tüm gelişmeler. Tabii ki bunları en yakından takip eden isim şu anda bu yoğunluğunun arasında bize vakit ayırdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Sağ olun. İlk olarak dünkü saldırıyla ve son sahadaki ve masadaki gelişmelerle başlamak isterim. Bir yandan yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünüzü biliyoruz. Bir kez daha teşekkür ederiz bu yoğun zamanınızda bize vakit ayırdığınız için. Dün pek çok yerde bunun karşılığını gördük. Bir saldırı, sivillere yönelik bir saldırı. Ama özellikle yabancı basında tam tersi bir algı var. Bir diasporanın propaganda savaşı var. Sahadaki gerçekleri anlatır mısınız ilk olarak? Elbette biz kara propagandayla uzun illerdir ki yüzleşirik. Bunun birkaç sebepleri var. Onlardan biri de bazı ülkelerde Ermeni diaspor teşkilatlarının faaliyetidir. Ve onların faaliyetinin hedefinde Azerbaycan dayanır. Azerbaycan'ı lekelemek, Azerbaycan hakkında yalanlar yaymak ve böyleliyle ülkemizin imicine zerbe vurmak məqsədləri daim onların gündəliyində olan məsələlərdir. Son çatışmalarla əlaqədar da Erməni diaspor təşkilatları və onların havadarları dünya erməniliyi Azərbaycana mətbuat savaşına başlamışdır. Və bunun nəticəsidir ki, bugün dünya basınında bir çox hallarda təhrif edilmiş məlumatlar yer alır. Ona görə Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bizim böyük səylərimiz göstərməyimiz gərəkdir. Və bu münasibətlə Türkiyənin basın mənsublarına xüsusi təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çünki demək olar ki, hər gün gecə gündüz Türkiyənin aparıcı televiziya kanalları, ondan sonra digər mətbu orqanları bu münaqişə ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırırlar. Ateşkəs rejimi tətbiq olunandan sonra demək olar ki, dərhal Ermənistan öz çirkin əməllərini davam etdirmişdir. Biz bir müddət ara vermişdik, çünki biz sözümüzə sadiqik və bir halda ki, bu ateşkəs haqqında açıqlama verilmişdir, biz ümid edirdik ki, bundan sonra Dağlı Qarabağ məsələsi siyasi yollarla çözüləcək. Çünki hesab edirdik ki, hərbi mərhələ artıq başa çatıb, təcavüzkar döyüş meydanında dərsini alıb və bundan sonra reallıqlarla hesablaşıb, diplomatik müstəvidə olumlu tavır göstərəcək. Ancaq maalesef biz bunu görmədik və saat 12-dən qüvvəyə minməsi olan ateşkəs Ermənistan tərəfindən pozulmuşdur, ihlal edilmişdir. Və bildiyiniz kimi ondan sonra gecə saatlarında sivillərə qarşı dəhşətli cinayət törədilmişdir. Gəncə şəhəri bombardıman atəşinə tutulmuşdur. Toçka U füzələrlə şəhər atəşə məruz qalmışdır və bunun nəticəsində sivil vətəndaşlar, mülki şəxslər həlak olmuş və yaralanmışdır. Bu, erməni faşizminin eybəcər sifətinin növbəti təzahürüdür və artıq dünya erməniliyi, Ermənistan havadarları, onların hamiləri və islamofob dairələr bu cinayəti gizlədə bilməyəcəklər. Çünki artıq hər şey göz qabağındadır və dünən o hadisə yerində düzənlənən basın açıqlamaları və bugün oraya gedəcək xarici səfirliklərin nümayəndələri öz gözləri ilə hər şeyi görürlər, görəcəklər və bir də görürlər ki, kim bu münaqişənin səbəbkarıdır, kim təcavüzkar siyasət aparır, kim mülki əhaliyə qarşı cinayət törədir. Ermənistan dövləti terror dövlətidir, faşist dövlətidir. Və bu, insanlığa qarşı törədilmiş cinayət bunu bir də göstərir. Şimdi bu dikkatinizi çektiğiniz husus önemli. Biz Türkiye'nin terörle mücadelesinde de pek çok noktada sahada görev yaptık. Örneğin işte bizim şehirlerimizde de PKK'dan bazı
roket atışları, havan atışları oluyordu. Biliyorduk ki bunu terör örgütü yapıyor. Dün yayınlarımızda da ifade ettim ben. İnsani, vicdani, mantıkla bağdaşmayan bir cevap. Ve öncesinde siz ulusa sesleniş konuşmasında da ifade etmiştiniz. Özellikle Rusya'ya açılan telefonlar var. Ateşkes yapalım diye. Ateşkes yapıldı. Hangi mantıkla ve niçin bu saldırı yapılıyor? Nasıl bu soruyu yanıtlıyorsunuz? Yani burada ilk nöbede Ermenistan'ın terör mahiyetini nezere almak lazımdır. Çünkü onlar dövüş meydanında kaybedirler, uduzurlar. Müzeffer Azerbaycan ordusu her gün yeni hərbi uğurlara imza atır. Her gün demiyorlar ki ya hansısa bir şehir ya köy işgaldan azad edilir, yaxud da ki o köylerin yerleşmesi nəzarət altına alınır. Ve bugün deyə bilərəm ki bir kaç yaşayış məntəqəsi şimdi bizim tam nəzarətimiz altındadır. Sadece olarak o yaşayış məntəqələrinə biz elə girməmişik. Çünkü hərbi nöqteyi nəzərdən buna ehtiyac yoxdur. Ancaq müəyyən müddətdən sonra biz növbəti elanlar edəcəyik. Ona göre bütün cəbhə boyu istiqamətlərində Ermənistan məğlubiyyətə uğrayır və belə olan halda öz heyfini, öz acısını, öz məğlubiyyətini sivillərdən çıxartmaq istəyir. Bu onların hislətidir. Zaten Xocalı soyqırımını törədənlər bəs bu Gəncə saldırını da törətmişdir. Bu Gəncə saldırısının səbəbkarı Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyidir. Bizdə olan məlumata görə bu qərar şəxsən Paşinyan tərəfindən verilmişdir. Bizdə dəqiq məlumat var ki, Paşinyan şu anda çox psixoloji sarsıntılar keçirir. Onun mənəvi psixoloji durumu çox gərgindir və qeyri-adekvat qərarlar verir. Məsəl üçün bir neçə dəfə Hadrutu yenə işğal altına salmaq üçün onlar çabalar xərcləyir. Mənə bu səhər verilən məlumata görə bu gecə böyük bir qrup, özəl deməli, komando qruplarından ibarət olan Ermənistandan gəlmiş bir qrup Hadrutu yenidən işğal etməyə çalışırlar. Halbuki strateji nöqteyi nəzərdən bunun o qədər də Ermənistan üçün böyük önəmi yoxdur. Sadəcə olaraq gedib orada selfie çəkdirmək yaxud da ki öz əhalisinə bir rapor vermək üçün. Və Azərbaycan ordusu o qrupu etkisiz hala gətirdi və orada bu gecə Ermənistanın verdiği qurbanlar sırf Paşinyanın məsuliyyətsiz və yırtıcı siyasətin qurbanlarıdır. Ona görə bu bunların taktikidir. Çünki onlar öyrəşiblər ki, dünya basınında onlara daim dəstək veriləcək, dünya erməniliyi, onların havadarları, islamofob dairələr maalesef dünyada kifayət qədər güclü mövqelərə malikdir. Onlar hər zaman Ermənistanı və onların bizə qarşı təcavüzkar siyasətini dəstəkləyirdilər. Onları savunurdular. Azərbaycan haqqında olmazın yalanlarını yayırdılar. Azərbaycanları təcavüzkar kimi göstərmək istəyirdilər. Ancaq bugünkü dünyada artıq internet dönəmində bunu etmək onlar üçün çox zor. Çünki artıq qeyri-ənənəvi basın ünsürləri var, internet var və məlumatın çatdırılması o qədər də zor məsələ deyil. Ona görə bugün onlar informasiya mübarizəsində də əvvəlki mövqələrə sahib deyillər. Biz isə haqq yolundayıq, həm beynəlxalq hüquq baxımından, həm tarixi ədalət baxımından biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızdayıq. Öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əskəri bizim torpaqlarımızdan çıxarsa bu münaqişədə son qoyulacaq. Uluslararası toplum dediniz. Beklediğiniz, özellikle bu saldırıdan sonra çok da fazla ses duyulmadı Batı'da. Beklediğiniz tepkiyi aldınız mı? Dün Sayın Hacıyev'in ateşelerle yaptığı toplantıda da şahit olduğunuz bir konu var. Üç kez soru sordu, bir soru sorun da açıklayalım, gerçekleri anlatalım size diye. Bir cevap gelmedi. Biz çok da beklemirdik. Buna hiç ihtiyaç da yoktu. Çünkü bu uzun iller ərzində biz gördük ki, həqiqəti duymaq istəmirlər.
yaxud da ki, həqiqəti pərdələmək istəyirlər. Məlumatları, gerçək faktları təhrif edirlər. Və bunun da səbəbləri kifayət qədər çox şahəlidir. Ona görə bizim əsas işimiz ondan ibarət idi ki, biz bu məsələni çözək. Biz tarixi ədaləti bərpa edək, öz topraq bütövlüyümüzü bərpa edək və bunu etmək üçün bizdə kifayət qədər güc var. Və əlbəttə ki, ilk günlərdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyədən göstərilən dəstək, mənim qardaşım, hörmətli Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğan'dan səslənən net açıqlamalar, eyni zamanda digər yüksək düzəyli yetkililərin açıqlamaları həm Azərbaycana mənəvi dəstək verdi, eyni zamanda bütün dünyaya göstərdi ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Və əgər belə olmasaydı, ola bilərdi ki, artıq bu Ermənistan-Azərbaycan arasında olan mübarizə, münaqişə daha da geniş coğrafyaya sızıla bilərdi. Kalıcı bir ateşkes bekliyor musunuz? Sürekli ihlal var. Moskova'da 11,5 saatlik bir toplantıdan sonra bu başarıldı. Dün burada biz gazeteci olarak da şahitlik ediyoruz ki büyük bir sabır gösteriyor Bakü. Evet, biz sabır gösteririk ve elbette ki Gence böyle vahşi ateşine məruz qaldıqda bu her bir Azerbaycanlını hiddetlendirir ve adekvat cevap tələb olunur, ama biz cevabı döyüş meydanında veririk. Ve dünən itirilmiş qurbanlarımızın qisasını biz döyüş meydanında aldıq. Bizim münasibətimiz belədir. Biz heç vaxt sivillərə müharibə aparmamışıq, bugün də aparmırıq. Ve bu Azərbaycanı Ermənistandan fərqlənən cəhətlərdən biridir. Ona görə qalıcı ateşkəsin sağlanması üçün ilk növbədə Ermənistan anlamalıdır ki, artıq işğaldan azad edilmiş torpaqları onlar görməyəcəklər. Onlar ora dönməyəcəklər. Bu tamamilə imkansızdır onlar üçün. Kim nə deyirsə desin, kim onları necə dəstəkləyirsə dəstəkləsin, bu olmayacaq. Biz bu torpaqlara gəldik, bu bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Bizi oradan heç bir qüvvə çıxara bilməz. Nə qədər tez bunu anlasalar, onlar üçün o qədər də iyi olacaq. Çünki qalıcı ateşkəs üçün iki tərəfin buna sadiq olması lazım. Biz buna sadiqik. Biz saat 12-dən, öğlən saat 12-dən qüvvəyə minmiş ateşkəsə riayət etmişdik. Amma görəndə ki, Ermənistan bunu pozur, ixlal edir. Təbii ki, biz buna yani səssiz qala bilməzdik. Biz də özümüzü savunmalıyıq. Və beləliklə, demək olar ki, ateşkəs qüvvəyə mindi, amma real həyatda baş vermədi. Çekilmeyle ilgili bir sinyal alıyor musunuz en azından o noktada? Topraklarımızdan çekilmeyle ilgili. Yok, böyle bir signal biz almırıq. Signallar var ki, ateşkəs təmin edilsin. Ancak biz de deyirik, peki ateşkəs təmin edilsin. Ancak bununla beraber gerek mesele onda barışçı yollarla çözülsün. Ve Moskva'da kabul edilmiş açıklama hesap edirəm ki bizim çıkarlarımıza tam cevap verir. Çünkü ilk növbədə orada gösterilir ki humanitar esaslarla həlak olanların cəsədlərinin değiştirilmesi nəzərdə tutulur, əsirlərin değiştirilmesi nəzərdə tutulur. Biz bunu ilk gündən istəyirdik. Ancak Ermənistan buna getmirdi ve ondan sonra çok önemli siyasi məqamlar var. Onlardan biri danışıqların, müzakirələrin bərpa edilməsi, bazı prinsipler esasında substantif danışıqların davam etdirilməsi, bazı prinsipleri isə bizim maraqlarımıza, çıxarlarımıza cevap verir. Çünkü orada işgal edilmiş torpaqlardan ermeni silahlı qüvvələrinin çıxarılması nəzərdə tutulur. Və orada göstərilir ki, birinci aşamada 5 rayondan, ikinci aşamada daha 2 rayondan ermeni silahlı qüvvələri çıxarılır və ondan sonra təbii ki, bütün mültəcilər, onların əvvəl
önceki dönemde yaşadıkları bölgelere kaydırlar. Bu da o demektir ki bizim mültecilerimiz Şuşa'ya da, Hankendi'ye de kaydacaklar. Ve ondan sonra yani bu meselenin demeli siyasi çözümü temin edilebilir. Diğer mesele ki Ermenistan buna her zaman yani o kadar da sıcak bakmırdı. Odur ki müzakerelerin formatı değişmez olarak kalır. Ermenistan rehberliği ve Başbakan Paşinyan her zaman derdi ki Azerbaycan dırnak arası sözde Dağlı Qarabağ Cumhuriyeti ile danışmalar aparmalıdır. Biz ise buna itiraz edirdik. Ve böyle bir ara bendin salınması yine de bizim maraqlarımıza cevap verir. Ona göre artık hərbi mərhələdən diplomatik siyasi mərhələyə keçid üçün bütün imkanlar var. Bütün zəmin var. Tək qaldı ki Ermənistan bu ateşkəsə əməl etsin. Ümid edirəm ki dünən və bu gecə Azərbaycan Müzəffər Ordusunun yeni başarılı əməliyyatları onları buna məcbur edəcək. Şimdi siz 27 Eylül'den beri bu vatan muharebesi başladığı andan itibaren yeni bir formattan, Türkiye'nin daha ağırlığını koymasından ve Rusya ve Türkiye ile birlikte bu işin çözülebileceğinden bahsediyorsunuz. Ama Türkiye, Lavrov'un açıklamasında yoktu. Sanki bundan sonra Agit Minsk grubunda müzakerelerin yine devam edeceğine yönelik bir açıklama yaptı. Türkiye nasıl, ne şekilde, ne zaman masada olacak ya da bu konuşuldu mu? Ya elbette ki bu bizim mövqeyimizdir ve bunu ben birkaç defa açıklamışam. Bir de demek istedim ki mütləq Türkiye bu meselenin siyasi yollarla çözülmesinde faal rol oynamalıdır. O ki kaldı, ben bilirim Türkiye'nin bazı basın organlarında yazılır ki neden Türkiye Moskva'da olmamıştı. Tabii ki bu indiki merhalede nezarda tutulmurdu. Hiç Türkiye karşısında da böyle bir vazife durmurdu. Bu yani danışıqlar süreci değil, bu sadece olarak humanitar esaslarla tedbik olunan ateşkestir. Yani bu danışıqların keçirilmesi için teşkil edilmiş tedbir değildi. Danışıqlar bugüne kadar Minsk grubu çerçevesinde aparılır, ancak bu danışıqların semeresi yoktur. Hiçbir neticesi yoktur. 30 ile yakındır ki 1 santimetre torpa bize müzakere yoluyla kaytarılmadı. Ona göre ben de tam haklı olarak dedim ki bir aldaki Minsk grubu 1992 ilde formalaştı ve o zaman bu hansı esaslarla formalaştı, bu hakta bizde hiçbir bilgi yok. Eğer Minsk grubunun terkibine baksanız görersiniz ki orada bu bölgeden uzaklarda yerleşen ülkeler, bu bölgeyle hiçbir alakası olmayan ülkeler, münaqişeyle hiç vaxt maraqlanmayan ülkeler de var. Onların orada mevcudluğu formal karakter taşıyır. Peki biz eğer bu münaqişenin çözülmesini istiyorsak, ama biz istiyoruz, böyle ülkeler olmalıdır ki onların gücü de olsun, təsiri de olsun ve bu terkip bir tərəfli olmasın. Bakın, indi Minsk grubunun eş başkanlarının ülkelerinde Ermeni diasporlarının faaliyetine dikkat yetirin. Her üç ülke Ermeni diaspor teşkilatları büyük siyasi imkanlara maliktir. O siyasi imkanlar neticesinde onlar o ülkelerin vəzifeli şəxslere təsir edirlər. Yani bu ne kadar adaletlidir? Ne için Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir? Ne için o da eş başkan olmasın? Ona göre bizim siyasetimizde tam mentik var ve neticeye hesaplanmış yanaşma var. Geosiyasi reallıklar değişti. 92. ilde bugünkü vəziyyəti müqayisə etme olmaz. Bugün Türkiye nəinki bölgede, dünya çapında güc mərkəzidir. Bunu bir çoxları batıda kabul etmək istəmirlər. Onları gıcıqlandırır. Onlar öyrəşiblər ki, maalesef geçen əsrde bazı hallarda onların sözü Türkiye siyasetinde çok büyük değer teşkil edirdi. Ancak bugün Türkiye tam bağımsız siyaset aparır ve dünya çapında güce çevrilibdir. Hangi mesele bu bizim bölgemizde
Türkiye'siz çözüldü. Bakın Suriye'de, Libya'da, Orta Şerk'te, bizim bölgede Türkiye söz sahibidir ve bu reallıktır. Onunla hesaplaşmak lazımdır. Ona göre indi müzakereler, indi ne zaman başlayacak bunu ben diyebilmem. Çünkü Ermenistan bir aldaki bu ateşkesi ihlal edir. Danışıklarda da inanmıyorum ki samimi olsun. Ancak istenilen halde de jure ya da de facto Türkiye mütlak bu problemin çözülmesinde olmalıdır ve zaten var. Zaten var. Çünkü bugün sir değil ki bizim Türkiye ile müntezem olarak meslekleşmeler aparılır ve bu süreç içerisinde 27 Eylül'den bugüne kadar daima biz alakadayız. Türkiye'nin üst düzey yetkilileri birçok ülkelerin devlet ve hükümet başçılarıyla sık temasladılar. Ona göre bu artık reallıktır. Sadece olarak biz de facto reallığı de jure reallığa çevirmeliyiz. Şimdi niçin o eş başkanlık sisteminde Türkiye olmasın, olmalıdır ifadesini kullandınız? Bunu biraz daha yakın mı acaba diye soracağım ama sizden bir alıntı yaparak geçtiğimiz gün Ulusal Sesleniş konuşmasında aynen şu ifadeleri kullandınız. Biz artık statükoyu değiştirdik. Biz cephe hattı diye bir şey yok, cephe hattını yardık. Hem Türkiye ile masa yeni müzakerede hem bu söylediğiniz sözlerin altını biraz daha doldurursak ne demek istiyorsunuz tam olarak? Nasıl bir bundan sonra statüko kurulacak? Bakü tarafından. Birisi status quo ile alakadar biz uzun yıllar çok büyük çaba gösterdik ki eş başkanlarından bu konuyla ilgili bir açıklama gelsin. Uzun yıllar arzinde ve nihayet 7-8 yıl bundan önce Amerika, Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları onların seviyesinde birkaç defa böyle bir açıklama verildi. Status quo kabul edilmezdir ve değiştirilmelidir. Biz de bunu algışladık ve ben de birkaç defa bu konuyla ilgili açıklamalar verdim ki bu çok müsbet bir yanaşmadır. Yani bu ne demek? O demektir ki topraklarımızdan Ermeni silahlı güvveleri çıkmalıdır. Status quo'nun değiştirilmesini Ermenistan etmelidir. Çünkü biz Ermenistan topraklarını işgal etmemişik ki. Biz nece status quo'nu değiştirebiliriz? Ermenistan tarafına bu bir mesaj idi, bir signal idi. Ancak maalesef bu açıklama ve açıklamalar, birkaç defa böyle açıklamalar verildi. Onlar havada kaldı. Ve ondan sonra biz ne duymaya başladık? Son dönemde artık hemen bu eş başkanları bu ifadeden geriye adım attılar. Şimdi ne deyirler? Şimdi deyirler ki status quo dayanıklı değil. Ama bu böyle bir fark değil. Status quo değişmelidir. Yani ki Ermenistan sen çıkmalısın topraklardan. Status quo dayanıklı değil. Yani sabit değil. O demektir ki yani sadece olarak onlar bunu fakt kimi gösterirler. Ona göre böyle olan halde status quo'nu Azerbaycan kendi başına değiştirdi. Dövüş meydanında değiştirdi. Artık status quo yoktu. Artık Ağdere, Füzuli, Cebrail, Hadrut rayonlarının yaşayış mentegeleri ve köyler azat edildi. Hangi status quo'dan söhbet gidebilmez? Gidebilir. Söhbet gidebilmez. Temas hattı. Temas hattı yoktur. Aydın meseledir ki mevcut olan temas hattı çok büyük herbi bilikler esasında yaratılmıştır. Ermenistan'ın o zaman hiçbir herbi bilikleri yok idi. Bunu biz açık itiraf etmeliyiz. Yani Ermenistan'ın nüfuzunun az olması onlar için çok ciddi bir sıkıntı yaradır. Ve onlar için temas hattı çok yani kısa olmalıydı. Düz olmalıydı. Onu da yaptılar. Onların buna aklı çatmazdı. Onlara meslehet verenler bunu yaptı. Eğer o evvelki temas hattına baksanız, bu yani üfügi şaguli formadadır. Böyle, düz. Yani onu savunmak çok kolay. Ve onların mövgeleri esasen tepelerdeydi. Onlara müdahale etmek, o yani istihkamları yarmak zor bir işiydi. Ona göre şu anda bu temas hattı yoktu. O birkaç yerden biz onu yardık.
güzeyden, güneyden, ondan sonra doğudan yardık, artık hangi temas hattından söhbet edebilir? Yoktu. Ve Azerbaycan ordusunun xilaskarlık misyası devam edir. Her gün biz yeni mövgeleri azad edirik. O mövgeler şer değil ki köy olsun, yaxud da ki şehir olsun, tepe olsun, dağ olsun. O da önemli. Köyden, şehirden. Şehirlere biz onsuz da qayıdacağız. Bizim için esas mesele strateji yükseklikleri almak. Şimdi Qatrut'un bütün etrafı bizim nəzarətimizdədir. Şehirde de biz varız. Ama şehre mi girelim, girmeyelim? O başka mesele. Bizim karşımızda şu an böyle bir siyasi vazife yoktur ki illa bugün oranı elan edek, yarın oranı elan edek. Yok. Bazı hallarda biz köyleri, şehirleri azad edirik. Bir gün, iki gün sonra açıklama veririk. Bunun da taktiki var. Ona göre status quo yoktur. Temas xətti yoktur. Ermənilərin uzun illər uydurduğu kendi orduları hakkında yenilmez ordum efsanesi yoktur. Biz gösterdik kim kimdir. Ona göre bu reallıklarla gerek hem Ermənistan hesablaşsın, onların havadarları hesablaşsın, bütün dünya hesablaşsın. Ve bize dur diyenler bilmelidirler ki, peki biz durabiliriz, biz de istemiyoruz ki kan tökülsün. Ama ondan sonra gerek yani siyasi süreç başlasın. Siyasi süreç başlamasa biz durmayacağız. Ben demişim biz sona kadar gideceğiz. Sona kadar. Ama nasıl? Herbi yolla yahut da ki siyasi yolla o başka mesele. Biz istedik ki herbi merhale dursun, kan tökülmesin, şehitler olmasın ve barışçıl yollarla öz topraklarımızı berpa edelim. Şimdi işin siyasi ve askeri boyut bir tarafa, biz bugün daha doğrusu Bakü'ye geldiğimiz andan itibaren oradan göçmek zorunda kalan insanlarla da görüştük. İçinde Hocalılar, Cebrailler vardı. Azerbaycan Devleti'nin sizlerin yardımıyla yapılan o toplu konutlara gittik. Herkes de şu ifade var. Size, devlete büyük bir şükran duyuyorlar. Biz burada hiçbir şey eksik olmadan yaşıyoruz ve fakat biz toprağımıza yüz sürmek istiyoruz. Ve özellikle Cebrailliler, orada işgalden kurtarılan topraklarda hep şunu söylüyorlar. Ne yapacaksınız dediğimizde bir tek dam olsun yeter. Siz ne yapacaksınız o insanlar için o noktada? O topraklarla ilgili yeni inşa. Damlar, biz orada şehirler kuracağız. Biz orada hayatı kaytaracağız. Biz bütün dağılmış yerleri berpa edeceğiz. Orası şimdi bizim ordumuzun artık işgaldan azad edilmiş torpaqlarda bizim basın mensupları da gedirlər, onların bəzilərinə, bəzilərində isə hərbiçilər kendileri bunu video alırlar, görürlər ki, orada bir dənə də salamat bina yoxdur. Yani bu faşistlerin əməlləridir. Bu dünya bunu görməlidir və görəcək. Görün, indi Ağdam nə gündə, Füzuli nə gündə, bizim bütün köyləri dağıtdılar. Elə etdilər ki, zənn etdilər ki, də heç zaman Azərbaycanlı ora dönməsin, dönə bilməsin. Ama Azerbaycan halkının iradesini bilmirlər. Biz çocuk mercanlığını ver haritası 8 aya vurduk. O köy ki biz 16. ilde işgaldan azad ettik. 6, 7, 8 aya artık oranı biz inşa ettik ve indi insanlar orada yaşayır. Gazı da var, suyu da var, elektriği de var, məscidi de var, hastahanası da var, okulu da var, evler de var, her şey. Bir de ki tarım için onlara avadanlık vermişik ve indi o köy dirçəlibdir. Bütün o toprakları biz cennete çevirmeliyiz. Zaten oranın mənzərəsi cennettir. Ve uzun iller ermeni taptağının altında olmasına bakmayarak o torpaq canlanacak, ora hayat dönecek, uşaqların gülüşü gelecek, insanların təbəssümü qaydacak ve Azerbaycan vatandaşları o torpaqlarda layaqatla yaşayacaklar. Ve bizim mültecilerimiz bilir ki benim için, Cumhurbaşkanı için onların problemi bir numaralı problemdir. Ve siz de bilirsiniz ki ne kadar büyük biz onlar için yardımlar edirik. Bu sene 7000 aileye biz yeni daireler veririk, menziller veririk. Yani haradasa aşağı yukarı 35.000 insan bir il ərzində devlet tarafından pulsuz parasız mənzil alır. Dövlət onlara muavinət verir her birine, her ay. Ona göre tabii ki onlar dövlətin qayğısına razıdırlar. Ama benim onlarla
geçirdiğim görüşlerde onlar her zaman hem teşekkürünü bildirirler ve deyirler ki burada her şey yaxşıdır, bu yeni yerlerde biz yaşayırıq, böyle şəraiti görmemişik ama bizi qaytarın ona, qaytarın, biz oraya gitmek istiyoruz ve gidecekler. Ona göre biz indi artık o bölgelerin gelişme planları üzerinde işlemeliyik, müvafiq gösterişler artık verilibdir, planlama hazırlanacak ki o bölgelere Azerbaycan əhalisi qayıtsın ve maksimum kısa süreç ərzində artık onlar oraya yerleşsin. Sayın Cumhurbaşkanı, bunca yoğunluğunuzun arasında, diplomasi trafiğinin arasında bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz size. Haber Global yayınında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, az önce de aktardığım gibi hem sahada hareketlilik ve ateşkes ihlalleri devam ederken ama bir yandan da diplomasi sürerken bunca yoğunluğun arasında vakit ayırdı. Pek çok manşeti var ama diplomasi trafiği de sahada bundan sonra devam edecek. Hoşçakalın şimdilik.